Hoş geldiniz. Sevgili seyircilerim, Cumhurbaşkanı bu konuda suskun. Hiçbir açıklama yapmadı, yapmıyor. Aradan 3 gün geçti, tık yok. Önceki gün hatırlayalım, Moskova'da idi. Moskova dönüşü uçakta gazetecilerin bu konuda bir sorusunu görmedik. Kim bilir, belki sormuşlardır, cevap alamamışlardır. Ya da basın müşaviri tarafından o sorunun sorulması istenmemiştir. Cumhurbaşkanı cevap vermediği gibi saray bu noktada hiçbir açıklama yapmadı. Diyeceksiniz ki nedir o açıklama yapmadığı şey? Malum 600 bin liralık hediye olayı. Mardin'de kayyum olarak atanan belediye başkanının Sayın Erdoğan'a ve bakanlara dağıttığı kaydedilen hediyeler. Bakın, iddia edilen demedim, kaydedilen diyorum. Zira vali açıklama yaptı. Evet, bu hediyeler dağıtılmıştır dedi. Ancak valinin açıklamasında sadece o isimlere değil, etrafındakilere de verildi şeklinde bir ifade kullandı. Ben Sayın Erdoğan'ın bu noktada bir şeyleri söylemesi gerektiğine inananlardanım. Bakın, verilen miktarlar nedir, tekrar hepinize hatırlatmak istiyorum. Recep Tayyip Erdoğan Mardin'e gidiyor. Mardin'de belediye başkanlığına vekalet eden ya da kayyum olarak atanan, daha doğru ifade ile, vali Tayyip Erdoğan'a dönüşünde Gümüşçü'den aldırdığı hediyeler takdim ediyor. Bu hediyenin ederi tamı tamına 139.946 lira. Bayağı bir para. Yani sıfır bir otomobil, hem de iyi kalite bir otomobil alınır bu para ile. Peki vali bey bu parayı cebinden mi verdi? Hayır. Belediye bütçesinden verdi. İyi de devletin, milletin parasından hediye vermek neyin nesi? Bu olacak şey midir? Ancak valinin yaptığı bu, bana göre yanlış harekete, hediyeyi alanların tepki göstermesi gerekiyordu. Mesela ben Cumhurbaşkanı olsam vali beyi çağırırdım. Ya arkadaş, sen bu hediyeyi kendi parandan mı verdin, devletin parasından mı verdin? Senin aldığın maaş belli. Sen bu yükü kaldıramazsın. Kendi parandan verdiysen olmaz, kabul edemem, al derdim. Yok, devletin parasıyla aldıysam zaten yine olmaz derdim. Yine iade ederdim. Bakan olsam, cumhurbaşkanı olsam, başbakan olsam vallahi ben böyle hareket ederdim. Sevgili seyircilerim, bakın, hediye alan diğer isimler kimler, onları da aktarmak istiyorum. Toplam 600 bin lira civarında bir para harcanmış bu hediyeler için. Bir gümüşçüden alınıyor bu hediyeler. Ya benim bildiğim hediye nedir? İşte kalemdir, kitaptır. Efendim, bir yöreye gittiniz, Malatya'ya gittiniz, bir kilo kayısıdır. Rize'ye gittiniz, bir kilo kuru çaydır. 600 bin liralık hediye olur mu? Hem de milletin parası ile, değerli seyirciler. Bakın, aynı belediye başkanlığına getirilen kayyum ya da vali, yine Veysel Eroğlu eski bakana tamı tamına 83.207 liralık hediye almış. Süleyman Soylu İçişleri Bakanı'na 39.883 liralık hediye almış. Osman Abak 83.207, Mehmet Özhaseki'ye 16.055 liralık hediyeler almış. Evet sevgili seyircilerim, şuraya gelmek istiyorum. Bu bakanların bu hediyeye etik olarak itiraz etmesi gerekmiyor mu? Bakın, dünyada bunun örnekleri var. Mesela Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na böyle büyük bir hediye veremezsiniz. Hemen bir anekdot. Sene 1994, evet, Tansu Çiller ile Amerika gezisindeyiz. Amerika'ya indik, Washington'da. Tansu Çiller'in o ara
Clinton'a hediye vereceğini öğrendik. Onu araştırmaya koyulduk gazeteciler. Biz işte hemen aklımıza acaba değerli bir tablo mu getirdi ya da Topkapı Sarayı'ndan değerli bir eser mi getirdi, öyle ya, Amerikan Başkanı'na takdim edecek. Orada görev yapan meslektaşlarımız gülmeye başladı. Ya dedi, Amerikan Başkanı'na öyle bir hediye alamazsınız. Kabul etmezler. Yasa buna müsait değil. Sadece Amerikan başkanlarına değil, senatörlere, bakanlara, CIA başkanına $250 üstünde bir hediye almak yasak. Sonra öğrendik, Tansu Çiller bir kravat almış. Evet, yani Amerika Birleşik Devletleri'nde durum bu iken Türkiye'de nasıl oluyor da Mardin gibi kenarda fakir bir ilimizin valisi ve belediyeye atanan kayyım Cumhurbaşkanı'na 140 bin lira, bakanlara işte onlarca bin liralık hediyeler alıyor. Bunun sorgulanması gerekiyor. Bakın devam edeyim. İngiltere'de alacağınız hediye sadece ve sadece 143 sterlin olabilir. Onun üstü olmaz. Alamazlar. Yasa buna izin vermiyor. Gidin Almanya'ya, Almanya'da da yasak. Bakın bir örnek. Alman Cumhurbaşkanı, hem de önceki Cumhurbaşkanı, tatile çıkacak. Tabii tatile orada çıkma kendi parayla, öyle devletin uçağı, devletin parası yok. Türkiye değil orası. Tatile çıkmak için ekonomik bölümden uçak bileti alıyor. Sonra o uçak biletini first class'a çevirtiyor. O aradaki farkı ödemiyor. Basın bunu öğreniyor, manşetlere çıkıyor. Çıkıyor Alman Cumhurbaşkanı, Alman toplumundan defalarca özür diliyor. Ama bu özür kabul edilmiyor. Peki sonrası mı? Alman Cumhurbaşkanı istifa ediyor. Bakın, bir uçak bileti değiştirilmesinden söz ediyorum. Peki bizde olan nedir? Bakın bizde olan sadece bu Mardin belediyeye atanan kayyım vali olayında değil. Daha önce de benzer çok örnekler gördük. Mesela hani bir Suudi kralı Ankara'ya gelmişti. Hani Ankara Hilton'u komple kapatmıştı. Hani orada dinlenirken bizim Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız, normalde kralın Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın ayağına gelmesi gerekirken bizim Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız koştura koştura o Suudi kralının huzuruna çıkmışlar idi. Görüştüler. Sonra basına yansıdı. Suudi kralı çok ama çok değerli hediyeler takdim etmiş Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanımıza. Abdullah Gül'ün aldığı hediyeler basında çok sorgulandı. Geri verecek misin, vermeyecek misin, ne oldu, ne olmadı filan. Verdi mi, vermedi mi Abdullah Gül hiç belli değil. Tayyip Erdoğan'ın aldığı hediye gündeme bile gelmedi zaten. Sorgulanmadı zaten. Tayyip Erdoğan da açıklama gereğini duymadı zaten. Yani Türkiye'de hediye olayı çok abartılı bir şekilde. Ha, bu bütün liderler için geçerli değil. Mesela bakın, Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlar, Beyaz Saray derler, Beyaz Ev'dir orası. 200 sene önce yapılan minnacık bir yerdir. O fotoğraflarına bakmayın. Ben 13-14 kere gittim, gördüm. Muhtelif liderlerle o sarayın, Beyaz Ev'in bahçesine girdim, tanıklık ettim. Orada başkanlar yediği yemeklerin parasını kendi cebinden öderler. Evet, cebinden. Bakın, o orada şampuan alsalar, sabun alsalar cebinden öderler. Maaşlarından kesilir. Orada hizmetçi tutsalar, çay getirecek garson tutsalar, o garsonun parasını cebinden öderler. Türkiye'de nedir? Türkiye'de durum nedir? Görüyorsunuz sevgili seyirciler. Anlatmama gerek yok. Saraydaki şaşaa ve lale devri tablosu ortada. Ha, Türkiye'de her zaman böyle miydi? Vallahi değildi. Şimdi hakkını teslim edelim. Ben Ahmet Necdet Sezer'i pek çok konuda başarısız bulurum, silik bulurum. Ama namuslu ve dürüst idi, hakkını teslim edeyim. Mesela oğlunu evlendirdi. Düğününü Çankaya Köşkü'nde yaptı. O düğünde kullanılan sudan tutun elektriğe kadar bütün parasını cepten ödedi. Yemeği kendisi karşıladı. Aynı şekilde Ahmet Necdet Sezer kendine gelen 1243 hediyeyi Çankaya Köşkü'ne bıraktı. Abdullah Gül bıraktı mı? Belli değil.
Tayyip Erdoğan başbakanlığı döneminde aldığı hediyeleri bıraktı mı, bir yerde sergiliyor mu? Ben böyle bir haber şu ana kadar, emin olun, görmedim ve okumadım. Bir bilgiyi daha yine dikkatlerinize sunmak istiyorum. Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı, işte belediyeye aktaran kayyım ona bağlı. O da hediye aldığı kaydedilen isimlerden biri. Gazeteciler sordu, Sayın Bakan bu nedir? Cevap, ya ben böyle bir hediye almadım. İşte araştırtıyorum, soruşturma başlatacağım. Ben Mardin'e uzun zamandır hiç gitmedim. Bir kere gittim iftar saatinde. Şimdi Sayın Süleyman Soylu'nun sosyal medyada fotoğrafları çıktı. O hediye alınan gümüş mağazasında tesbih hediye seçerken fotoğrafı var. Fotoğrafta ilginçlik şu, gündüz vakti. Şimdi Mardin'de iftar gündüz vakti mi oluyor? Bunu siz sevgili seyircilerimizin yorumuna, değerlendirmesine sunuyorum. Bizi izlemeye devam edin.